Merhaba sevgili Sektör Labar Merkezi izleyicileri. Sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz ve bugün sizlere Esenler Atış Alanı Caddesi'nde bulunan MİM Optik'ten sesleniyoruz. Yanımızda da işletme sahibimiz Zafer İçöz Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olasın, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi optik işi gerçekten de optikçilik özellikle çok özel bir iş. İşinizi, sektörünüzü konuşacağız ama öncesinde sizleri tanıyalım. Bu sektöre nasıl girdiniz? MİM Optik'i nasıl kurdunuz? Sektöre yaklaşık 85 senesinde çıraklık olarak başladım. Yaklaşık 17-18 sene eleman bazında çalıştım. 2004'ten beri de iş yeri sahibiyim. Yani çekirdekten aslında yetişmesiniz, alaylısınız. Evet. Kendinizi sektörde yetiştirdiniz, bugünlere getirdiniz ve MİM Optik'i kurdunuz. Evet. Peki MİM Optik neler yapıyor, neler sunuyor? Gelen müşterilerine onu konuşalım. Hizmetleriniz neler? Şimdi MİM Optik, optik olarak lens bazında optik, güneş gözlüğü, numaralı gibi her türlü hizmeti veriyoruz. Elegans Shop bayisiyiz. Tüm markalar elimizde mevcut. Mümkün olduğu kadar en düşük fiyatlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, fiyatlar düşük ama şunu da söyleyelim. Her türlü kalitede, kaliteli ürün barındırıyorsunuz. Tabii. Ve ürüne göre de en uygununu vermeye fiyatı da vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Bu çok önemli çünkü. Evet özellikle artık önümüz yaz. Evet. Güneş gözlükleri vesaire alınmaya başladı. Evet. Tabii ki şöyle bir sıkıntımız da var. Güneş gözlüklerinde iyi kaliteli gözlüklerin fiyatı dış pazarda ya da bu piyasada merdiven altı satış yapanların fiyatlarıyla asla kıyaslamamak gerekiyor. Fiyatlar uygun dedik ama her markanın, her kalitenin de bir bedeli var. Tabii, 10 lira, tabii, 20 lira gözlük olmaz. Olmaz. Onu öncelikle bir belirtelim. Tabii. Burada bu anlamda gözlük grubu olarak siz tavsiye anlamında neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Fiyatlar uygun evet ama tabii ki piyasayla kıyaslayacak şimdi olursa. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani gözlükçünün haricinde alınacak gözlüklerde çok fazla sağlık kimse beklemez. Çünkü bunlar ileride göze çok daha fazla zarar verecek ürünlerdir. Çünkü gözlükçülerdeki gözlüklerin hepsi belli bir kalitesini ispatlamış, kesinlikle gözlere zararı olmayan optik ürünlerdir. Ama maalesef halkımız biraz daha hani belki maddiyatın verdiği şeyle dediğiniz gibi yani 30 liraya 20 liraya alınan gözlükten kimse sağlık beklemez. Bu çok önemli. Yani. Peki reçeteli SGK anlaşmanız var zaten gelen. Müşterileri nasıl yönlendiriyorsunuz? Özellikle görsel anlamda neler sunuyorsunuz? Kapıdan içeriye müşteri girdi. Evet. Aslında ne istediğini o bilmiyor ama reçetesinde yazıyor. Ama tabii ki çözüm olarak çok alternatif sunma şansınız var. Tabii. Nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi ilk önce bize reçete geldiği zaman onun numarası önemli. Yani her numaraya her gözlüğü sunmadığımız gibi en ideal görüşü alabilecek en sağlıklı şekilde modelleri önüne sunuyoruz. İşte bu modellerle çok daha iyi görüntü alabilirsiniz. Daha sağlıklı olabilir diye ilk yönlendirmemiz bu şekilde. Tabii yüz şekli önemli. Onu da şey yapıyoruz. Elimizden geldiğince yani sağlık olarak elimizden gelen en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Tabii yani burada hem sağlık hem görüntü önemli. Evet, evet. Çünkü insanımız görsele de çok önemli bir veriyor. Evet, o gözlük gözümde nasıl oldu ya da dışarıda nasıl görünüyorum endişesi de doğuyor tabii ki. Bunu kaliteyle, sağlıkla aynı zamanda beraber götürmek şimdi lazım. Gözlük bir nevi de estetiği sağlıyor. Yani yüze oturan bir gözlük bir nevi estetiği de sağlıyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani. Peki biraz da müşteri memnuniyetinden bahsedelim. Zannediyorum ki tercih sebeplerinizden bir tanesi müşteri odaklı çalışmanız ve müşteri memnuniyetini %100 sağlıyor olmanız %100, değil mi? Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani şimdi müşterilerimize elimizden geldiğince esnek davranmaya çalışıyoruz. Yani yapabileceğimiz mümkün olan mağdur etmeme bazında elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Şimdi müşterilerimize mümkün olduğu kadar en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Artı yani %100 müşteri memnuniyetine ulaşmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar biz esnek davranıyoruz.
Tabii onların da aslında bu konuda, onlara da biraz görev düşüyor tabii ki. Yani onları da bilgilendiriyoruz. Çünkü gözlük olayı, işte garanti kapsamları, camındaki garanti kapsamları, insanlarımız o konuda biraz maalesef eksik. Yani. Ama geldikleri zaman biz elimizden geldiğince, onların hatasından bile kırılmış olsa bile biz yine de yardımcı oluyoruz. Evet, ürünlerinizin sonuna kadar arkasında duruyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Çok kısa bir de ekipten bahsedelim mi? Şimdi ekip arkadaşlarımız 3 kişiyiz biz burada. Bir kardeşimiz yaklaşık 15-16 seneden beri beraberiz. Artık yani bayağı bir abi kardeş gibiyiz. Bir bayan arkadaşımız yani var. Yani burada MİM Optik ailesisiniz. Aynen öyle. Bir bayan arkadaşımız var. Yaklaşık 4-5 aydır yeni bayağı mesafe kat etti. Eleman bazında en ufak bir problemimiz yok. 3 eleman sayılırız. Hı hı. Yani bizde öyle bir şeyimiz yok zaten. Kesinlikle kendilerinin hoşuna gitmeyen bir şeyi buradan dışarı çıkarmazlar. Harika. Evet. Peki MİM Optik'in çok kısa hedeflerini de konuşalım. Neler yapmayı düşünüyorsunuz ileriki süreçler için? Yani şu an düşündüğümüz bir şey yok. Olduğumuz konumda daha iyi bir hizmet vermek. Şu konumu koruyalım diyorsunuz. Aynen öyle. Sektör de çok zor bir sektör zaten. Maalesef, öyle maalesef. Değil mi? Yani başı merdiven altı yapanlarla mı savaşacaksınız? Tabii ki yabancı markalar Türkiye'de artık maalesef. Piyasada bir yer edindi. Onlarla mı savaşacaksınız? Evet. İşiniz gerçekten zor. Ben bu sektörde olduğunuz yerde nice yıllar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve tabii ki sizleri tercih edenlere vermek istediğiniz mesaj nedir? Şimdi öncelikle bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi bugüne kadar destekleyen, bizden memnun kalan müşterimize gözlük, lens, güneş gözlüğü konularında elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. En ufak bir sıkıntılarında her zaman bizi arayabilirler, gelebilirler, çay içmeye gelebilirler, ziyarete gelebilirler. Tabii alışveriş de şart değil. Kesinlikle alışveriş şart değil. Yani istediklerine gelip gözlükle ilgili danışmanlık hizmeti. Tabii. Yani illa alışveriş yapacak diye bir kaydı yok. Ama buraya gelmişken de bence mutlaka bu ürünleri de görüp ihtiyaç varsa da almak gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Sadece Esenler bölgesinde değil, İstanbul'un ya da işte Türkiye'nin neresinden gelmek isterlerse kapımız herkese açık. Peki bizi burada konuk ettiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Öncelikle çok keyifliydi. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Siz de sağ olun. Evet sevgili Sektör Labar Merkezi izleyicileri, sizlere Esenler Atış Alanı Caddesi'nde bulunan MİM Optik'ten seslendik. Evet, sezonumuz açıldı, yaz geldi. Gözlükle ilgili mutlaka bir ihtiyacınız varsa bir kez olsun buradaki ürünleri görün diyoruz ve sözü merkez yollarına bırakıyoruz.